Birkaç ufak başlık daha verelim. Onları aktardıktan sonra vatandaşın gerçek gündemi. Cep gerçeklerine döneceğiz. Röportajlar sokaktan elbette. Sizlerin sesini ekranlara taşımamıza vesile olacak ama transfer meselesi var bir de. Siyasetimizde hep var. Kulisler. Özellikle de neredeyse gün aşırı istifaların yaşandığı iyi partiler. Bir kısmı Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Yerelde başka partileri tercih edenler olduğu konuşuluyor. Ha, deniyor ki başkaları da var. İstifa edecekler ve konuşulmayan kimi partilere gidebilirler. Haberiniz olsun diyorlar. E olsun bakalım. Meclis tatile çıkarken milletvekillerinin transfer süreci hızlandı. Partilerden yaşanan istifalar, yapılan ikili görüşmeler derken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni grup için çalışmalarda sona gelindi. Deva Partisi mecliste yeni grup için çalışmaları hız veren parti konumunda. CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile buçuk saatin üzerinde yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ali Babacan'ın partisi grup kurmak için gerekli olan 20 milletvekiline ulaşmak için temaslarını sürdürüyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidardan gitmesi için muhalefet olarak merkez sağ kuracağız, merkez sağ birleştireceğiz. Kulislere göre Demokrat Partili milletvekilleri Cemal Engin Enginyurt ve Salih Uzun'la deva arasında yeni grup için görüşmeler başladı. Gelecek Partisi, İyi Parti, CHP ve AKP'li vekillerin bir araya gelmesiyle mecliste merkez sağda yer alacak yeni grup kurulacak. Saadet ve Gelecek Partisi'nin ortak kurduğu meclis grubunun yeni dönemde akıbeti ise belirsiz. İYİ Parti mecliste en çok vekil kaybeden parti konumunda 44 ile meclise giren İYİ Parti istifaların ardından vekil sayısını 32'ye düşürmüş oldu. Bazı isimler CHP ve AKP'ye katıldı. Bazıları ise bağımsız kaldı. Yeni yasama döneminde İYİ Parti'de istifaların süreceği iddialar arasında. Milletvekilleri transferinde iktidarında sık sık adı geçiyor. Kulislere göre muhalefetten AKP saflarına katılmak için görüşmeler sürerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi talimat. Erdoğan transferlerle ilgili bir süre bekleyin acele etmeyin dedi. Yeni yasama dönemini işaret etti. Yine siyasetimizde az önce ne dedik? Transferler çok görülen şeyler bunlar. Hep görüyoruz. Parti değiştirenler, istifa edenler, bir zamanlar Yüksek perdeden birbirlerini hedef alanlar sonra ittifak bile kurabiliyorlar. Hakaret ifadelere ifadeleri geçtik. Bizzat küfredenleri bile yan yana gördü bu gözler. Değil mi? Başka? Bu örnek var mı? Pek yok. Temel Karamollaoğlu neredeyse bir ilkiye imza atıyor. Birkaç örneği hatırlatacaktır izleyicilerimiz elbette ama koltuktan kendi isteğiyle kalkıyor. Sağlık sorunlarını, bu tempoyu artık devam ettiremeyeceğini, siyasetin bu akışında o koltukta daha dinamik bir isim olması gerektiği yönünde bir açıklama yaparak bırakıyor üstelik. Bırakacağı koltuk belki de bir siyasi miras elbette. Bu koltuğa kim oturacak? Bir daha hareketlendirebilecek mi yeniden refah varken Saadet Partisi'ni? Onlar geleceğe dair bırakılan sorular. Temel Karamollaoğlu ise galiba Türk siyasetinde Saadet Partisi genel merkezi önünde CHP genel başkanı o dönemki Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığını açıklamasıyla o günlerde belki de seçim kazanılsaydı CHP adına, Altılı Masa adına tarihe geçecek bir açıklamayı yapmış olacaktı. Seçim kazanılmayınca belki o günkü o eşik, atlanan eşik, Saadet Partisi Genel Merkezi önünde verilen fotoğraf belki de büyük oranda anlamını konjonktürel olarak yitirdi. Güncel olarak demek istemiyoruz elbette ama konjonktürel olarak yitirdi. Çünkü hedeflenen gerçekleşmedi. Ama gerçekleşseydi galiba tarihi değiştiren açıklama olarak hep hatırlanacaktı. Şimdi ise en çok yerine gelecek isim, yerine gelecek isimden sonra Saadet Partisi'nin neler yapabileceği yanıtını arayan sorular bunlar.